Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yaklaşık bir hafta öncesinde ameliyat etmiş olduğumuz akarazi hastasının şematik olaraktan çizimiyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu çizimler hepsini ben kendim yaptım. Bu çizimleri neden yaptım? Hem stajyer öğrencilerimizin daha iyi anlaması için hem de hastalarımızın burada ne iş yaptığımızı şematik olaraktan anlamaları için bunları çizerek sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada hastamızın özofagusunu, midesini ve vagusunu görüyorsunuz. Ameliyat esnasında da dikkatli bakarsanız tüm yapıları net bir şekilde görürsünüz zaten. Bu hastamız tüp mide ameliyatı olmuş daha öncesinde, yaklaşık 3 yıl öncesinde ve bu ameliyat sonrasında başlayan ve sürekli artan yemekleri yedikten sonra veyahut da sıvı gıdaları aldıktan sonra bütün gıdaların yemek borusunda biriktiği ve aşağıya geçmediği hissi ve sürekli kusma hissi olan bir hastamızdı. Yapılan tetkikler sonucunda hastamızda akalazi olduğu tanısı konulmuş ve ameliyat için bize gelmiş. Biz bu hastayı heller miyotomi yaptık. Önce tabii ki anatomik yapıyı ortaya koyduk ve daha sonra heller miyotomi yapmaya başladık. Heller miyotomiyi görüldüğü gibi özofagus tarafından başlayıp özofagusun düz liflerini aralayıp aynı zamanda midenin de serozasını ve düz liflerini ayırıp esas akalaziye sebep olan sirküler kas liflerine ulaştık. Sirküler kas liflerine ulaştıktan sonra buradaki yine diseksiyonumuza yukarı taraftan, özofagus tarafından başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü neden? Özofagus tarafındaki kas liflerini disek etmek çok daha kolay ve özofagusun mukozasını fark etmek çok daha kolay. Çünkü parlak pembe renkte özofagusun mukozası ve buradan disek edip sağlam kas tabakalarına doğru ilerliyoruz. Ve sağlam kas tabakalarına, yani akalaziye sebep olan kas tabakalarına gelince duruyoruz ve bu sefer de mide tarafından başlıyoruz. Mide tarafından da diseke edip buradaki kas liflerini de alıp sirküler kas liflerini de aldıktan sonra esas bizim akalaziye neden olan ortadaki kardiya bölgesindeki kas liflerine geldiğim zaman burada şimdi daha net bir şekilde görüş altında tüm kas liflerini eksize ediyoruz. Tüm kas liflerini eksize ettiğimizi nasıl anlıyoruz? Burada mide tarafındaki anatomik yapısına baktığımız zaman mukozal yapı daha açık renkte ve buradaki longitudinal kas liflerini görüyoruz üzerinde. Yemek borusu, yani özofagus tarafında ise daha pembemsi bir kas lifleri var ve bu yaklaşık 4 santim özofagus tarafında ve 2-3 santimde mide tarafındaki mukozal yapıyı çok net bir şekilde gördüğümüz zaman bu işlemi optimum şekilde yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra bu hastanın tamam akalaziyasını çözdük. Fakat reflü gelişme ihtimali çok yüksek. Reflüyü engellemek için reflüyü engelleyici ameliyatlardan biri olan doğru fundoplikasyonu bu hasta için daha uygun. Çünkü midenin büyük kısmı alındığı için 120 derece anterior doğru fundoplikasyonu yaparaktan reflüyü de engellemiş oluyoruz. Hastamızın aynı zamanda bir büyük hiatal hernisi de mevcut. Bu hiatal hernisinde yaklaşık 2-3 tane purulen sütürlerle kuloplasti şeklinde onarıyoruz. Bu işlem esnasında da vagusa hasar vermemeye özen gösteriyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar, bu hastamızda 3 tane işlemi aynı anda yapmış olduk. Bunlar neler? Bir, öncelikle anatomik yapıyı ortaya koyduktan sonra çok net bir şekilde 6-7 santimlik 4 santim özofagus tarafında 2-3 santim de mide tarafında olacak şekilde heller miyotomisini yaptık. Bütün bu işlemleri yaparken de kalibrasyon tüpünü kullanıyoruz arkadaşlar. Hem heller miyotomi esnasında hem de diyafram onarımı esnasında. Daha sonra doğru fundoplikasyonunu yaptık ve daha sonra da hiatal herni onarımı yaparaktan 3 işlemi de yapmış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.